Evet, herkese merhaba. Ben Can. Bugün tahta meyhane ve hemen karşısında bulunan tahta masa meyhanemiz ve karşısında bulunan marangozhanemizi size tanıtacağım. Talip abiyle sizi tanıştıracağım. Talip abi eski Hababam sınıfında oynayan Kıvırcık Ömer karakteri. Evet, o zaman Talip abiyle tanışalım. Tahta meyhanenin içindeyiz. Talip abimizle yani Hababam sınıfı Kıvırcık Ömer Talip abiyle birlikteyiz. Evet, Talip abi şimdi bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Kaç senedir Bodrum'dasın? Oyunculuk hayatından sonra buraya mı geldin? Ya şöyle oldu. Ben işte en son filmi çevirdikten sonra Bodrum'a geldim. Bodrum'a taşındım. Kaç sene oldu abi? Vallahi aşağı yukarı 78'de geldim. 80'de tamamen ikame etmeye başladım. 42 senedir Talip abi Bodrum'da diyebiliriz yani. Yani aşağı yukarı diyebiliriz yani. Hiç şeyi yok, sakıncası yok. Geldiğinden beri peki ne yaptın oyunculuktan sonra? Vallahi işte Bodrum'da, işte Bodrum'un hayaline kapıldık hep beraber. Biz de o hayal içerisinde işte pişman mısın? Asla pişman değilim. Hiç keşkelerim olmadı benim hayatta. Her zaman güzel bir şey yapmaya başladım. En son bu meyhaneyi açtım işte. Meyhane. Ne kadar oldu abi meyhane açalı? Meyhane 7. senesi bu. 7. senesi. Bu şekilde devam etti. Daha veliahtında böyle bir tahta sandalyeler yaptım Bodrum'da. Tahta sandalye imalatları yaptım. Aslında Bodrum'da renklendirdim yani. İlk renkli sandalyeyi de ben getirmiş oldum böylelikle. Ki Dereköy'ü Dereköy yapan, yani Dereköy'ün neresi olduğunu çoğu insan bilmez. O renkli sandalyelerin olduğu yer mi der? Talip abinin birazdan göstereceğim tahta masa isimli marangozhanesi, sandalyesi Dereköy'e renk katan ve buranın resmen nirengi noktası, ikonu olmuş bir yer. Talip abi, bu meyhane eskiden yahaneymiş sanırım. Evet, doğru. Burası bir yahane. 1950'lerde açılmış bir yahane. 1973'e kadar devam etmiş. 70'ten sonra atıl bir durumda kalmış. İşte ben aldığım zaman burayı başkaları bir depo halinde kullanmış ama tabii şeydi yani, bir atıl bir yerdi. İşte 8 ay özenle başladım, ne yaparım ne yaparım diye en son bu haline kadar getirebildim yani. Ahşap işlerini kendi yaptığı için Talip abi bu meyhaneyi baştan sona, yani tuvaletlerine kadar kendi yapmış. Zaten o kadar işini severek yapıyor, o kadar meraklı ki meyhane kültürünü çok iyi bildiği için. Özellikle kışları, ki biz yazları da burada çok keyif alırız. Arka bahçesi çok güzeldir. Ön tarafı zaten ayrı güzel. İç mekan ayrı ferah ve güzel. Yemekleri olsun, mezeleri olsun, buradaki sohbet olsun. Ben geçen doğum günümü burada kutlamıştım. 30 küsür kişilik bir arkadaş grubunu ve çok keyifli zaman geçirmiştik. Var işte burada nostaljik bir meyhane yaratmaya çalıştım. Evet. Yarattığımı da zannediyorum yani. Çünkü başka hiçbir yere benzemez. Yani sadece meze ve ara sıcak biridir. Ana yemeği yoktur. Buna benzer tatlısı yoktur mesela. Evet. Meyvesi azdır. Böyle olması lazım yani, içkinin yanında sadece mezeyle, güzel mezeyle vakit geçirmek kadar güzel bir şey yok. Güzel ve çok güzel sohbet. Yani Talip abiyle akşam meyhane ortamında olup yemek yerken onunla sohbet etmek için ayrı keyifli zaman geçiriyorsunuz. Yani arkadaş grubunuzla gelin, tek başınıza gelin, iki kişi gelin. Gelin burada oturun. Talip abiyle kadehinizi tokuşturarak burada çok keyifli anılarınız, sohbetleriniz olabilir. Burada bu arada yakın zaman öncesine kadar bira bile yoktu. Sadece rakı içiliyordu. Yok, gene bira yok. Yani bira müşterisi yok tabii ama bir grubun içerisinde bira içmek isteyen olursa tabii ki bira verilebilir. Ama yani bira içmek için gelinecek bir yer değil. Asla değil. Evet. Burada sadece rakı ve şarap olur. Onun haricinde başka hiçbir şey olmaz. Çok güzel. O zaman bize biraz daha bir hem burayı şöyle biraz gezdir hem de tahta masaya biraz da bakalım. İçeride yani, neler yapıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl yani gidiyor? Bir hobi olarak başladığım bir sanattı. Devam ettirdim. Şimdi bütün sandalye, masa, o vesaire her şeyi yapabiliyorum yani. Ben evimin de çoğu mobilyasını, balkon mobilyasını, masamı, sandalyemi, işte yeni açtığımız stüdyonun girişinde birkaç bir şeyi, altındaki yoga stüdyosu, her şeyi Talip abi çok uzun ömürlü ve gerçekten ruhlu bir şekilde yapıyor. Yani artık yeni aldığınız ürünlerin çoğunda bir ruh yok ama resmen Talip abi imzasını kazıyarak yapıyor. Nostalji olması lazım. Bir şeyin yani sağlam olması lazım. Hiçbir zaman
sallanmaması lazım. Yani evet. Aldığınız bir malzemenin sizde en az 10-15 sene yaşaması lazım. Sağlam. Masam, benim bana yaptığım masa sandalye balkonda duruyor ve Bodrum'un kışını bilmeyenler belki bilmez ama gerçekten sert geçen bir kış. Ona rağmen garanti veriyorum dedi yani. Benim garantisi buradayım dedi ki sapasağlam ayakta duruyor yani. Evet, o zaman yavaş yavaş şöyle mekanı bir kısaca tanıtalım, sonra tahta masaya geçelim. Evet, mekanın içi bu şekilde. Gördüğünüz gibi yani müzemsi bir mekan. Tabii kış olduğu için kapalı. Arka bahçeyi de size göstereceğim. Burada ateş yakıyoruz bazen arka bahçede. Burada arkada tuvalet alanına doğru gidiyoruz. Burada ufak bir... Talip abi bu nedir? Burada kuyu var mesela bir tane. O değirmen. O şey, zeytini öğüttüğümüz yer. Zeytin orada hamur haline geliyor. Geldikten sonra diğer tarafta sıkılıyor. Orada güzel. Evet, şöyle tuvaletleri de size göstereyim. Talip abi yaptığı için gösteriyorum bu özellikleri. Yani o kadar şirin bir yer ki burada resmen olmak istiyorsunuz. Evet, şöyle dışarı doğru çıkalım o zaman. Dış mekanımız da ön bahçemiz böyle. Tabii şu anda havalar çok soğuk, kış ayı olduğu için dışarıda muhtemelen çok oturum olmuyor diye düşünüyorum. Belki bazen arkada ateş yakıyorsundur. Arka tarafı daha çok kullanıyorum. Ön taraf daha çok görsel işte. Kabelesi var, limon ağacı var. Evet, o zaman tahta masaya geçebiliriz. Evet. Yolun hemen karşısında bulunan tahta masaya. Dereköy'ü renklendiren tahta masanın içindeyiz. Evet Talip abi. Burası Talip abinin hobi amaçlı kurduğu, sonradan işine çevirdiği meşhur tahta masa. Şimdi burası da benim kullanmış olduğum atölye sayılır burası. Atölye yani amatör olarak başlanmış. Ama burada gördüğünüz gibi köy sandalyeleri var, masalar var, separasyonlar var. İşte kullanmış olduğum aletler var. Bunlar, tahtalarım var. Her peki, şey burada. Sadece masa sandalye dışında özel bir istek olduğunda da yapılabiliyor tabii, musun? Tabii. Şey olarak yani homemade olarak yapıyorum tabii. Bir fabrikasyon olarak değil, el işçiliği olarak yapıyorum. Daha çok işte ne isterlerse, kütüphane, o, bu, dresör. Evet, burası da tahta meyhanenin arka tarafı. Tabii şu anda dediğim gibi kış olduğu için kapı tamamen kapatılmış. Normalde biraz daha yumuşak kış sezonlarında ortada gece ateş yanarken çok keyifli bir oturma alanı oluyor burada. Mandalina bahçelerine karşı. Hemen yanında sanat galerisi var, gördüğünüz beyaz bina. Burada bazen dolunay olduğunda gece otururken şurada ateş yanıyor, buradan dolunay gözüküyor yukarıdan. O kadar keyifli bir oturum alanı oluyor ki. Talip abimizin iki iş yerinde size kısaca tanıtmaya çalıştım. Dereköy'e, hatta Bodrum'a yolunuz düşerse yazın veya kışın hiç önemli değil. Talip abiyi ziyaret etmenizi ve keyifle sohbet etmenizi. Her zaman bekliyorum. Ben her zaman buradayım. Tavsiye ediyorum. Evet. Çok güzel. O zaman en yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.